Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. İktidar uzun zamandan beri muhalefeti yerli ve milli olmamakla itham ediyor. Şimdi bu kürsüden kim yerli, kim milli sizlere tek tek anlatacağım. Hepinizin bildiği gibi 12 yıl önce Rusya ile bir uluslararası anlaşma imzaladınız. Bu anlaşma neticesinde Akkuyu'ya toprak tahsis ederek yap işlet sahip ol modeliyle nükleer santral yapmanın yolunu açtınız. Bu anlaşma ile dünyada kendi topraklarında başka bir ülkeye ait santral kurduran ilk iktidar oldunuz. Bu da yetmezmiş gibi piyasanın çok üstünde alım garantisi verdiniz. 1 kilowatt saat elektrik için 12.35 sent. Bakın, bu santral yılda 8000 saat çalışmış olsa verilen 15 yıllık alım garantisi kapsamında Rusya'nın kazanacağı para ne kadar biliyorsunuz mu? 100 milyar dolar. Yaklaşık 100 milyar dolar. Santrali yapan Rusya, işleten Rusya, sahibi olan Rusya, cebine 100 milyar dolar yaklaşık parayı koyacak olan Rusya, radyoaktif atıkları bertaraf etmek zorunda kalan Türkiye ama yerli ve milli olmayan muhalefet. Şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Bu projenin neresi yerlidir, neresi millidir? Bu santral bizim dışa, enerjide dışa bağımlı olmamızı engellemediği gibi Rusya'ya göbekten bağımlı olmamıza sebep olmaktadır. Bu şartlarda ikincisini Sinop'ta yapmanın, üçüncüsü için Trakya'da yer aramanın mantıklı bir izahı yoktur. Bu milletin geleceğini ipotek altına almaktan artık vazgeçin. Yap işlet, sahip ol modeliyle Rusya bu projenin sahibi. Peki Sayın Bakanım, bu projede Türkiye'nin rolüne bizler müşteriyiz. Hem de nasıl müşteri biliyoruz mu? Yağlı müşteriyiz. Bizler yağlı müşteriyiz burada. Sayın Bakan, bu verilen garantinin piyasa şartları içinde makul olduğunu söylüyor. Şu an piyasamızdaki elektriğin kilowatt saatinin 20 sent olduğunu söylüyor. İyi de Sayın Bakanım, bu piyasada işlem gören 20 sent civarındaki elektrik fiyatları sadece 6 aydır 20 sent. Bakın, Ekim 2021'de 6.9 sent. Aralık 2021'de 7.1 sent idi. Ama siz ne yaptınız? Ekim ayından bugüne PTF fiyatlarını 5 kattan fazla arttırdınız. Beceriksiz ekonomik politikalarının sonunda kur şokuyla birlikte fiyatların katlanmasına siz neden oldunuz. Piyasaya verilebilecek teklif üst sınırını şirketlerin lehine siz revize ettiniz. Geçen yıl bu zamanlarda bu fiyat 1 megawatt elektrik için 1217 lirayken şu an 4800 liradır. Geçen yıl bu zamanlarda elektriğin kilowatt saati ortalama 94 kuruş iken şu an 4 lira olmuştur. Bunu yapan sizin iktidarınızdır. Şimdi Sayın Bakan'a şunu sormak istiyorum. Eğer bu santralin üreteceği elektrik piyasa fiyatlarıyla nerede ise aynı ise bu santrali niye yapıyoruz? Bize faydası ne? Radyoaktif atıklar ne olacak? Umarım bakanlığınız ve ilgili kurumlar radyoaktif atık ile efsel atığın farkını biliyordur. Gerçek şudur. Gerçek şudur. Sayın Bakan'ın dediğinden farklıdır. Bakın, Rusya başka ülkelere de bu santrallerden yapıyor. Kendisi için yaptığı, ülkesinde yaptığı santral için 4.2 sent. Bangladeş'te 9.3 sent ama bizim ülkemizde 12.35 sentte bu santrali yaptırıyoruz biz. Burada açıkça görüyoruz ki bu enerji ucuz bir enerji değildir. Bunun neresi yerlidir, neresi millidir? Şimdi bunu bir de yekten ve yekalarla karşılaştıralım. Bakın, 2021 yılı öncesinde yektemler için verilen garantilerde yenilenebilir enerjilerle ilgili fiyatlar bu noktalardayken nükleer santrali buradaydı. 2021 yılında dolarla garanti vermeyi kaldırdık. Türk lirasına çevirdiniz. Bu doğru bir karardır. Bakın, nükleer santral nerede kaldı? Nükleer santral 2.3 TL ama
Tamamlayın sözlerinizi. Yenilebilir enerjinin ortalaması ise 37 kuruş. Bunun neresi ucuzdur, neresi yerlidir, neresi millidir? Bakın, bakanlık YK'larla ilgili bir takım ihaleler yapıyor. Bildiğim kadarıyla RES'lerle ilgili 3 adet, GES'lerle ilgili 4 adet ihale yapıldı. GES'lerle ilgili ihalelerin bir tanesi iptal oldu. Orada bile verilen alım garantilerini hatırlatmak isterim. Bakın, nükleer santral 12.35, RKYS 1 3.48, YKRS 2 3.5'da 4.5 sent, YKRS 3 2.9'da 5.4 sent, YKGS 1 6.99, YKGS 3 1.17 sent, YKGS 4 ise 2.1 ile 3 sent arası. Yani üstelik yenilenebilir enerji maliyetlerinde düşme eğilimini hesaba kattığımızda akkuyu fiyat olarak teşekkür ediyorum Sayın Aslan. Sayın Aslan, süreniz tamamlandı.